Ünlü sanatçı Hürşit Türkkay ve doçent doktor Devrim Alkaya, Kadriye Kaymak yönetimindeki Anadolu Kadınları Türk Halk Müziği topluluğunu ziyaret etti. Kadriye Hocam, bugün iki kutup buluştu. Evet. Hürşit Türkay, Anadolu Kadınları topluluğunu ziyarete geldi. Evet. Evet, sizden duygu ve Hoş düşüncelerinizi geldiniz alalım. hoş Buyurun. bulduk ben Evet. onur duydum yani Kadriye Kaymak ve sevgili Mansur Kaymak hocamızın da kardeşi müthiş bir ekol başarının daim olmasını diliyorum. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Hürşit Bey de Estağfurullah. sürpriz oldu bizim için. Mutlu olduk. Hep Çalışmalarında beraber her zaman olduğu ekmeğe devam gibi edeceğiz bu kültürü. başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kadriye Hocam, bu ziyaretten ortak çalışma müjdesi alabilir miyiz? Olabilir, neden olmasın? Amacımız bizim Türk kültürüne hizmet etmek. Arkadaşımız da müzik adına bütün faaliyetleri sürdürüyor. Ortak aynı sahneyi, aynı ortamı, aynı eserleri paylaşabiliriz. Arkadaşın eserlerini arkadaşlarıma öğretirim. Onlarla ortak bir çalışma yapabiliriz. Neden olmasın ki? Vallahi muhteşem olur çünkü yeni ses, yeni nefes anlamında yaşam devam ediyor. Yeni şeyler üretmek gerekiyor noktasında böyle düşünüyorum ben. Tabii ne zaman çağırırsanız gelirim. Ya Mansur hocam da ben kurslarına çok devam ettim burada. Dolayısıyla Mansur Kaymak ve Kaymak ailesi Denizli için çok büyük bir şans bence. Büyük bir hazine. Dolayısıyla ilk türküleri onlardan duydum. Mansur hocamdan duydum. İzmir Radyosu'nda falan. Şimdi ben Hürşit Türkay Çakır. 1973'te Barış Manço'nun hediye ettiği gitarla başladım müziğe arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, sevgili Moğollar evime iki sıra geldiler benim. Belki bu arada evime. Moğollar. Evleri Moğollar. Moğollar. Şu bizim Moğollar. Evet. Cem Karaca bir kere geldi sağ olsun. Önümde. Görüştük, Ay, konuştuk, konuştuk. güzel. Ben müziğimi 2000 yılında Özay Gönül vefat ettikten sonra bu memlekette yeni türküler olabilir mi düşüncesiyle Barış Manço, Moğollar, Cem Karaca, Sevda, Denizli olsaydı nasıl bir tarzda müzik yapardı, yeni parçalar yapardı gibi şey düşünerekten yapmaya çalıştım bahsettiği Kadriye ablamızın o. 2015'te albümü çıktı benim. Albümün yarısı orijinal kayıt, yarısı demo kayıt. Parçalarını söyleyeyim size. Bilmelisin yurt çapında. Şimdi yeterlilik yurt çapında ama Kızılcabörük bizim buranın. Yaren Tabas buranın. Çalcımcı kızı buranın. Ebelebe bizim Çivril yöresinde deyimleri aldım, yaptım. Dolayısıyla Deniz'in yeni türküleri olsun istedim her zaman için. Bir klibi, bir şarkımı İstanbul Devlet Opera Balesi, Kavak Gemileri şarkımı. Kavak yerine. Kavak Gemileri. İstanbul Devlet Opera Balesi repertuarını aldı. Dolayısıyla Deniz Memleketi sevgili Nihat Zeybekçi kendisi istemiş 2010 yılında konserden sonra. Belediye satın aldı. Kızılcabörük Belediyesi satın aldı. Tabii bunları biz piyasada çalmayınca veya oydu boyu da uyduruk yapmayınca çoğu kimse bilmemesi çok doğal. Şimdi çalışmalarımda Curam'la yepyeni şarkılarımız var. İşte hocam da sağ olsun dedi ki Acı Payam'ın şeyini yaz. Yazdık Acı Payam desem. Astım Yörük, Nesim Yörük yazdık. Yeni konserlerde çalacağız bunları. İstiyorum ki Deniz'in de yepyeni türküleri olsun anlamında. Dolayısıyla ben böyle bir kardeşinizim. Ya Allah dedik Anadolu Folk Rock ve en son yaptığımız kliple hemen söyleyeyim noktalayayım. Ben Hammadliyim Bozkurt. Kutluca köyünden Yörük Türkmen torunuyum. Dolayısıyla nasıl ki Yaşar Kemal'in 3 Anadolu hikayesi vardır. Efsanesi vardır. Birincisi Alagik Destanı. Yiğit Avuç Zahalli'nin karşı odadaki Zeynep olan sevdası anlatır. İkincisi Köroğlu Destanı. Bu hikayeyi biliyorsunuz. Üçüncüsü ve en önemlisi de Karacaoğlan yapan karşı obadaki Elif olan sevdasıdır. O türküler Elif'e yazıldı. Ben de bizim Hambat Ovası'nda Sultan'a yazdığım türkü Nur Sultan bir Hambat efsanesi olarak kredi şekilde çektik. Bu tür çalışmalarım var anlamında söylüyorum. Değerliyim. Ben bunu arz ediyorum. Sizin Anadolu notu oldu değil mi? Teşekkür Anadolu ederim. Folk Rock tarzında, Barış Manço, Cem Karaca tarzında şarkılarımız. Şimdi arkadaşlar şöyle Öyle gitsin. olunca böyle oluyor. Bir sultan enstrümantal bir çalabilirim size burada. Tamam, dinleyelim. Teşekkür ediyorum. Dinleyelim, evet. Amacım size renk katmış olmak, tanışmış Tamam, olmak. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hürşit Bey. Senin boyun al yazmalı diyor. Evet. Öyle diyorlar çünkü. Bir Hammad efsanesi Gül Sultan. Müzik
Teşekkür ederim.